Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hanım dilendi, bey beğendi modelimizin dikdörtgen çalışmasını yapacağız. Evet modelimizi rengarenk yapabileceğimiz gibi birkaç ana renkle de örebiliriz. Kenarlarını yapacağımız sabit bir rengimizin olması modellerimizi örmek için yeterli. Evet dilediğiniz farklı renklerde istediğiniz gibi birleştirebileceğiniz çok güzel bir model. Ortadan başlıyoruz. Bakınız görmüş olduğunuz kısımdan çevresini yuvarlak şekilde yani oval şekilde dolaşarak motifimizi tamamlıyoruz. Ve belirleyeceğimiz bir renkle kenarını şu şekilde çerçeveliyoruz ve birleştiriyoruz. Bakınız yan yana birleştirebiliriz, dik birleştirebiliriz. Şurada yan devam edebiliriz. Nasıl isterseniz o şekilde çok farklı şekillerde birleştirme işlemini bu modelimizde uygulayabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi örmek için mavi ipimi kullanıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. E, i̇pinize uygun tığları kullanmanızı tavsiye ederim. İpiniz ince ise 2 numaralı e, tığlar ya da 2,5 numaralı biraz kalınsa 3-3,5 üç, üç ya da örmek istediğiniz yumuşaklığa göre de tığımızı ayarlayabiliriz. Şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir tane düğümümü attım. Bakınız bu düğüm. Zincirden saymıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 tane zincirimi çektim. 21. zincirimi şu şekilde tutuyorum bakın. Şöyle ayırdım bakın. Bir tane bu da 21. zincir. Sayıyorum üzerine 22 23 24 25, 26 ve 27. Geriye dönüşümüz çok kolay olacak bu şekilde. Böyle tuttuğumuz zaman çok rahatlıkla hemen hiç geri saymadan direkt geliyorum ve 21 diye ayırdığımız zincirin içerisine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Burada bir tane kutucuğum oldu. Bir trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki zincirin içerisine de ikinci bir trabzanımı örüyorum ama şurada biraz ilmeğimi daraltıyorum ki pot durmasın. İkinci trabzanımı ördüm. Üç tane trabzanımı zincirimin içerisine sırası ile ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Diğer zincir üzerine geliyorum. Ve başlıyorum örmeye. Bir. 2 ve 3 3 tane trabzanımı yine ördüm. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir tane atlıyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1 2 ve 3 yan yana 3 tane trabzanımı yine ördüm. 3 tane trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane atlıyorum. 3 tane trabzanımı yan yana örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3 tekrar bir zincir bir atlıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum bir atlıyorum ve birinci zincirimin üzerine geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve şu şekilde modelime bakmak istiyorum bir tane kutucukla başladım 1 2 3 4 5 5 tane trabzan grubumu ördüm yine bir tane kutucukla en son kısmı da bitirdim bakınız zincirimiz şöyle bir açarak bakmak istiyorum kutucukla başladık kutucukla bitiriyoruz. Çünkü dikdörtgen olduğu için kendi etrafında dolaşacağımız için bizim buradaki kutulardan artış yapmamız gerekecek. O yüzden buna lütfen dikkat edelim. Sayılarımızda bakın hiç ne artma ne eksilme olmadı. Tam birebir denk geldi. Evet. 1 2 3 4 5. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Evet uç noktadayım. Hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum zincirimi çektiğim bu yere bakınız buraya hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum 2 oldu bakın bir zincir bir de trabzan 2 bir tane daha aynı yere batıyorum 3 tane trabzanım oldu 1 2 zincir çekiyorum buradaki trabzanımdan sonra görmüş olduğumuz ilk kutucuğumuza batıyoruz 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir 3 trabzan. Tekrar 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı kutunun içerisine 3 trabzan örüyorum. Trabzanlarımız hep yan yana ve 3 şeklinde olacak. Bakınız 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum ve bu görmüş olduğumuz dikdörtgen e, trabzan ve bir zincirlerden oluşan bölüme geçiyorum. Bu köşemizi ördükten sonra köşemizi hemen dönüşe 3 trabzanımızı örmüştük. Ve 3 trabzan 2 zincir buradakiler ikisi de 2 iki zincirden oluşmakta. Şimdi yan tarafa dikdörtgen kısmına döndüğüm zaman bir zincirlerin içerisine üçer tane trabzanı öreceğiz. Ve arasına da birer tane zincirimizi çekeceğiz. Bakın bir tane zincirimi çektim ve araya giriyorum. 1 2 3 Tekrar bir tane zincir araya giriyorum. Bakın trabzanların üzerine yapmıyorum. 2 3 Bir tane zincir 1 2 3 tekrar zincirimi çekiyorum giriyorum 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum köşeye geliyorum bakınız 1 2 3 4 5 aşağıda da 5 tane trabzanımız vardı bu sıramızda da 5 tane tam bu kısımda yani dönüşü saymadığımız zaman 5 trabzanımız oldu bir tane zincirimi çekiyorum bakınız dönüş yerime geldim Giriyorum. 3 tane trabzanı dönüşüme örüyorum. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Bu dönüşlerde 2 tane zincir ovalleğimizi sağlayabilmemiz için bir tane çeksek dar olacak. 2. üçlü grubumuzu örüyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 3. Üç üçlü grubumu da örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum bu kez normal bu yöne geçişimi yapacağım çünkü şöyle görelim dümdüz birer zincir 3 trabzan ördüm buradaki köşeye geldiğim zaman 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 tane trabzan grubunu ördüm bir tane zincirimi çekmiştim yandan örmeye devam ediyorum tığımın başını doluyorum bu kez buradaki trabzanlarımı yine birer tane zincirin içerisine üçer üçer girerek örüyorum 1 2 ve 3 bir zincir çok kolay modelimiz 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan bir zincir rengarenk cıvıl cıvıl dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz çok zevkli 2 ve 3 şuradaki ipimi diğer taraftan almak istiyorum altına çok uzak çünkü burası için bir tane ve tekrar 1, 2 ve 3. Evet şimdi üç tane trabzanım ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Evet zincirimizi çektikten sonra bakınız şuradaki dönüş yerimize 3 tane zincir 2 tane trabzanı aynı yere batmıştık. Şuraya kesinlikle yanlışlıkla bir tane trabzan grubu örmeyelim. Hemen burada ördüğümüz üçlü trabzanımızı ilk bir tane zincirimiz yani 3 zincirimizi çekip 2 trabzan eklediğimiz 3 trabzan grubunun ilk zincirden oluşan trabzanının üzerine batalım ve burayı tamamlayalım bakınız buradaki dönüşümüzü de yaptık hemen sayacak olursak karşılıklı sayıyorum bakınız 1 1 bakın şöyle 1 2 3 ve 4 herhangi bir artması eksilmesi yok şimdi örmeye devam ediyoruz. Buradan 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim ve başlıyorum. Yine aynı yere trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 1 zincirimi çekiyorum. 2 zincir çektiğim yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, bol almayı biraz 2 ve 3 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere 3 tane daha trabzanımı örerek burada köşemi oluşturuyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum hemen diğer iki zincir çektiğim yere geliyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum ve bir tane daha ilave ediyorum hemen iki tane zincirimin olması lazım orası köşe olduğu için iki tane köşemiz var hemen üç tane trabzanımı bir iki ve üç bir tane zincir şöyle görelim bakınız dönüşümüzdeki köşelerimizi yaptık şöyle oval dönen yerdeki ikişer zincir çekmiştik 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan araya bir tane zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak buraya kurduk bir tane zincirimi çektikten sonra aradaki bölümleri yine birer birer örüyorum yani birerli grup 3 tane trabzan 1 2 ve 3 tekrar bir zincir 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir. zincir olarak diğer oval köşemize doğru ilerliyoruz. 1 2 3 1 tekrar 2 3 1 2 ve 3. Bakınız, birer birer örerek geldim. Şöyle görelim. Çifter trabzanlarımızı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane tekli olan grubumuzu ördük. Şöyle görelim. Şimdi 2 zincir çektiğim yerlere geliyorum. Bakınız 1 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzan. 2 tane zincir bu köşemizdeyiz şu anda 2 zincir tekrar 3 trabzan 1 tane zincir bakın köşemizi ördük birer tane trabzan gruplarımız ve birer zincirimizi çektikten sonra oval köşemizde çiftli olarak ördük 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tıpkı buradaki gibi bakınız Buradaki üstteki dikdörtgenimizin çiftli gruplarını ördük. Şimdi bir tane zinciri çektikten sonra diğer yöndeki çiftli grubumuzu örüyoruz. 1 2 ve 3 2 zincir bu köşelerimizde lütfen 2 zincir çekmeyi unutmayalım. Yoksa kasar çeker hoş bir görüntü olmaz. Bir tane zincir çekiyorum ve düz trabzanlarımızın olduğu yeri Örmeye başlıyorum Hemen hızlıca örelim Hiç kesmeden birlikte ilerleyelim 3 trabzan bir zincir 1 2 3 bir zincir arta kalan ipleriniz için çok güzel ya da özellikle de tabi alabilirsiniz çizik ürünler ya da daha derli toplu kullanmak istiyorsanız bakınız ilerleyelim hemen bir tane zincirimi çektim boşluğu örüyorum 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum ve bir tane bakınız en son bitişte 3 zincir iki trabzanın aynı yere örmüştük tepesine zincirimin gelerek batıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum ve makasımla İstiyorum. Tabi dilerseniz koparabilirsiniz, ama ben çok koparmadan yana değilim. Asılıyor sağ solu. Şu şekilde bakınız. Motifimizi hazırladık. Gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi motifimizi birleştirmesini birlikte yapalım. Evet, bakınız. Ben modellerimi daha önceden çalışmıştım ve etrafına tek renk siyahımla dolaşmıştım. Eğer bu benim birinci motifim olmuş olsaydı, dört kenarını da Hepsini siyahımla örmem gerekiyordu. Şu anda devam edeceğimiz için birleştirme işlemine sadece bir kenarını siyahla öreceğim. Diğer kenarlarını ise birlikte birleştirirken yani şu şekilde birleştirme işlemini yaparken devam edeceğim. Bakınız motifimizi dilerseniz dik dilerseniz yan halen şöyle de devam edebilirsiniz. Tamamen zevke göre çok güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz hayal gücünüze göre yapabilirsiniz. Evet şimdi bir tane zincirimi tığıma alıyorum siyahımla. Önce bir köşesini çünkü bir köşesi lazım olduğu için bana birleştirmek için ben şurayı birleştirmek istiyorum. Buradan devam etmek istiyorum. İki dik iki yan şeklinde köşeme geliyorum. Aradan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aradan başlarsanız daha rahat edersiniz. Aradan başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve 2 tane de trabzanım ilave ettim sıradan bildiğimiz 3 tane trabzan grubumuzu oluşturduk. başlangıçta 3 zincir ve yanında 2 tane trabzan olan çalışmamızı. Ve devam ediyorum 1 zincir tekrar 3 tane trabzan 2 ve 3. Tekrar 1 zincir 3 trabzan 1 2, 3 bakınız bu iplerimiz şu şekilde kopardığımız yerde duruyor örerken aşağıya alıp daha sonra kalanını kesebiliriz şimdi bir zincirimden sonra tekrar 1 2 3 yine aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi çiftlere gelene kadar bu aradaki tekleri hep 3 trabzan bir zincir olarak örüyoruz şöyle görmenizi istiyorum köşeme geldim bir tane zincirimi çekiyorum tam şu an köşemdeyim 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum batıyorum tekrar 3 tane trabzanımı örerek köşemi tamamlamış oluyorum. Eğer ilk motifimiz olacak olsaydı bakınız düzleri düz kenardaki dört tane köşemizi yine çift olarak örüp bu şekilde tamamlayacaktık. Fakat ben bu yeşilimin olduğu yeri birleştirmek istediğim için bir tane sırayı örüp diğer sırayı örerek birleştireceğiz. Şimdi şuraya kadar ilerleyelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi tekrar çektim. Hemen ikinci köşeye geldim. Bakın buradan itibaren birleştirmemiz başlayacak. 1, Bir, 2 ve 3. 3 tane trabzanım ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Birleştireceğim yeri belirlemek istiyorum. Bakın modelimizde çok esnek birleştirme yerleri mevcut. Şuraya da birleştirebilirim. Buraya da birleştirebilirim. Şu alta da birleştirebilirim. Çok çeşitli şekillerde birleştirme işlemini yapabilirim. Sizler nasıl zevkiniz, gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Yani alternatifi çok fazla olan bir model ile bizi kesin sınırlı alternatif vermiyor. Yani epeyce bir çeşitli bol alternatifimiz var. Şimdi ben e, buraya yapmak istiyorum ya da buraya da yapabiliriz buraya yapalım şimdi birleştirme işlemine bakalım hem bu köşeyi de birleştirmiş oluruz bakınız köşeden başlamadığımız çok isabet oldu aradan başladığımız için çünkü köşelerden de birleştirme lazım olduğu için bize ben şimdi buraya sizlerle birlikte birleştirmeye başlıyorum köşenin bir tane grubunu örüyorum bakınız ters yönleri birbirine gelecek şekilde tutuyorum Özellikle yeni öğrenen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yardımcı olmak istediğim için bilenler hemen kendileri yapabilirler tabii ki. Ters yüzler birbirine gelsin. Köşenin ilkini örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle kaldırıyorum. Diğer taraftaki köşemi görüyorum. Bakınız iki tane zincir olan yeri. Araya giriyorum. Ve bir tane bu şekilde batıyorum. Buradan battıktan sonra şu an bakınız karşıdaki modeldeyim. Karşıdaki modelden tığımın başını doluyorum. Elimdeki modele geçişimi yapıp 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 3 tane bakınız. Bir tane battım. Bu tarafa 3 tane trabzanım ördüm. Şimdi burada geçişlerde araya zincir çekmeyelim ama çok gerdirirseniz o şekilde çekin yoksa yukarıda potluk oluyor. 3 tane bu tarafta trabzanımı ördükten sonra şimdi hemen karşıya geçiyorum. Karşıda da bir zincirimin olduğu yere geliyorum. Batıyorum. ipimi alıp tekrar şu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bakın karşıdayım şu anda. Karşıdan tığımın başını doluyorum. Bu kez buradaki bir tane zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bu tarafta trabzanlarımızı örüyoruz. Diğer tarafa ise sadece batıyoruz ve geliyoruz. 3 trabzanımı ördükten sonra karşı tarafa yine geçiyorum. Bir zincirin olduğu yere alttan giriyorum. İpimi alıp kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. 3 tane trabzanımı bu yönden örüyorum. 1, 2 ve 3. trabzanımı da örüyorum. 3. 3 tane tırabzanımı normal sırama göre ördükten sonra karşıya geçiyorum. Bakın, batığım yeri hemen yanındaki örülmemiş olan ilk zincirin olduğu yere giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar tığımın başını oradan doluyorum ve sıradaki yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanım ördükten sonra ben araya zincir çekmiyorum potluk oluşmasın diye sizler eğer sık, sıkı örüyorsanız bir tane zincir ilave edebilirsiniz onu bakarsanız gerekiyorsa mutlaka bir tane zincir bakın sıradaki yere geliyorum başını doluyorum bu taraftan 3 tane trabzanım örüyorum bir bu taraftaki yarım motifimize bir ana gövde olan motifimize ilerliyoruz bakınız Tekrar ilimdeki ördüğüm motifim üzerindeyim. 3 tane trabzanımı örüyorum. Karşıya geçiyorum yine. Ve bu taraftan 3 tane örüyorum. 1 2 ve 3. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız. Şu şekilde hem buradan örüyoruz o tarafa sadece batıyoruz bakın sırasıyla ile her bir araya bir tane batıp hemen buraya geçiyoruz araya zincir çekmiyoruz zincir çekmediğim için bakınız arada hiçbir kabartı ve potluk olmamakta ama eline sıkıysa e, mutlaka çekmeniz gerekir. Bu kez e, çeker kasma yapar kasma yapmasını istemiyoruz bakarsanız çekmek gerekiyorsa bir tane zincir fazla değil hem gidişte hem dönüşte gerekmiyorsa bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi elime tekrar alıyorum. Bu taraftan 3 tane trabzanı örmüştüm. Karşı taraftan bakınız sıradaki yere giriyorum. Batıyorum ve yine buraya geliyorum. Şimdi tam köşemin olduğu yerdeyim. 3 tane 1, 2, 3 trabzanım örüyorum. Köşelerimde mutlaka zincir çekiyorum bir tane zincir çekiyorum köşemin olduğu yere batıyorum ya tam ortaya batın ya karşıya batın fark etmez neresi uygun gelirse tam ortalıca batıyorum ve bir tane de zincirimi çekerek tekrar yuvama geri dönüp 3 tane trabzanımı örüyorum hem giderken hem dönüşte birer tane zincirimi çektim 2 ve 3 3 tane trabzanım ördüm. Şimdi karşıdaki motif de e, sıraya girdi. Bunun da birleştirmesini yapmam lazım. Onu da bakınız. Burada çifti var motifimizin. Siyahla çift köşemizi ördüğümüz yer. Hemen yanındaki yere batıyoruz. Şurada ortaya battığımız için zaten sıra buradaki bölümde tek trabzan. tek zincirimizin olduğu yerde batıyorum. Tığımın başında oluyorum. Bu kez motifimi. 3 tane trabzanımı örüyorum. Yine karşıya geçiyorum. İki motifin de birleştirmesini yaptık. Bakın hem bu tarafı birleştirdik hem diğer tarafı. Gayet güzel bir çalışma oldu. Ve devam ediyoruz. Karşıdan köşeme geliyorum. Köşeme 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum köşelerde mutlaka hem giderken hem de dönüşte birer tane zincirimizi mutlaka çekiyoruz bir zincirimi çektim bir tane zincirimi çekiyorum ve motifime dönüyorum bir iki ve üç bir tane zincir çekiyorum bakınız birleştirme yerim bitti buradaki bir trabzanımın yani bir grubumun olduğu yerdeyim bir 2 3 Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirin tepesine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. İpimizi hemen şöyle içeriye doğru alalım ve yapmış olduğumuz birleştirmemize birlikte bakalım. Evet bakın şimdi birlikte yapmış olduğumuz birleştirmemiz köşelerimizden birer birer bakınız karşıya bu tarafı hem trabzanlarımızı ördük karşıya sadece battık köşemizi birleştireceğimizde giderken de gelirken de birer tane zincirimizi mutlaka çektik yan tarafa döndük hep bir tane zincirin olduğu yerlere batarak kendi motifimize geçip 3 tane trabzanımızı ördük ve bu şekilde motifimizi birleştirdik bakınız. Şimdi elimde bir tane daha motifimi var. Hemen onu da isterseniz şu şekilde dik bir şekilde birleştirmesini sizlerle birlikte çalışalım. Motifimi hazırlanarak geldim. Bakınız bir tane köşesine yeni yarımdan başlayarak e, kenardan siyahlarını ördüm. Bu köşemizi ördüm. Diğer köşemizden bir tanesini ördüm. Dik olarak birleştirmek istemiştim şunlar gibi. Yalnız bunlar çok kolay. E, herhangi bir şekilde kafanızı karıştıracak hiçbir durum yok. Bu iki dikin altında ise bir tane püf noktamız var. Onun için bu kısmı birleştirmeyi daha uygun gördüm. Bu kısmı lütfen dikkat edelim. Burada bir tane püf noktamız var. Önemli olan, yoksa birazcık sıkıntı oluşturabiliyor. O yüzden hiç sıkıntı olmasın. Şimdi başlayalım bakınız. Köşelerimizi geldim. Bir tanesini ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve karşıya geliyorum, batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bu köşeme geliyorum yine üç tane trabzanımı örüyorum hiç sıkıntı yok bakınız 3 trabzanımı ördüm zincir çekmeden direkt bir zincirin karşı taraftaki içine giriyorum başını doluyorum buradaki grubumu zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı hemen örüyorum aynen bakın sırayı devam ettiriyoruz zincir çekmeden karşıya geçiyorum batıyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 karşıya geçiyorum bakınız karşıda şimdi burada püf noktamız var bakın çiftin iki tane zincirinin olduğu yer diğer taraftaki iki zincirimizin olduğu yer şimdi buradaki kısımda bu üç tanesine de batacağız bir tam ortaya bir sağdakine bir soldakine bakın şimdi sağdakine batıyorum 3 tane trabzanı ördüm sağdaki iki zincir olan yere batıyorum burası püf noktamız arkadaşlar lütfen burada dikkat edelim yoksa biraz örüp sökmek zorunda kalabilirsiniz şimdi 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bakın sağ taraftakine batmıştım şimdi tam orta yere geliyorum tam ortaya bakınız bunu tam ortaya batırıyorum motifim şöyle ters döndü göstermek istediğim için ama yine de göstermek istiyorum bakın sağ tarafa batıyorum bir tane de tam ortaya batıyorum ve tığımın başını doluyorum sıraya devam ediyorum 1 2 3 bu kez sol taraftaki yerimize batıyoruz köşedeyiz yine bu 3 tane bakınız 3 tane batıyoruz 1 2 3 üçünü de battık tığımın başım doluyorum sıraya tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 karşıya geçiyorum tekrar tığımın başında doluyorum bu yöndeyim 1 2 buradan sonrasında herhangi bir şey yok sadece orta önemli atıyorum en köşeme geçtim. Bakın çift olan yere. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Buraya batıyorum. Bakınız tam ortaya. Şöyle görelim. Bakınız ortadan çift devam ediyor. Şu ortaya batıyorum bir tane zincirimi çekerek tekrar geri dönüşümü aynı köşeye yapıyorum köşemde yine 3 trabzan 2 zincirim olmuş oluyor tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum Evet, bakın burayı birleştirerek geldim. Şimdi yandayım. Yanda herhangi bir sıkıntı olmadan hemen bir tane zincir çekip 3 tane trabzanım örüyorum. Sonrasında köşemizdeki 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüp 1 zincir çekip ilk 3 e, zincirle başlamış olduğum trabzanımı birleştiriyorum. Hemen örmeye devam edelim. 1 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 bir tane zincir köşeme geliyorum köşemde 1 2 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki 3 tane zincir çekmiştik üçüncünün üzerine giriyorum ve bir tane zincirle sağlamlaştırıp kapatıyorum ve ipimi asılıyorum arkaya şu şekilde hemen gizleme işlemimizi yapıyoruz fazla kalanı ise kesiyoruz Evet bu şekilde dilediğimiz gibi birleştirebiliriz zevkinize göre nasıl arzu ederseniz son derece birleştirmeye her çeşit birleştirmeye müsait bir model Evet sevgili arkadaşlar dikdörtgen motiflerimizi bu şekilde çalıştık. Hem örmesi hem birleştirilmesi çok keyifli olan motiflerimizi dilediğiniz örtülerde kullanabilirsiniz. Rengarenk bataneler, dizi örtüleri, televizyon örtüleri yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü örgüde değerlendirebilirsiniz. Farklı birleştirme yöntemleriyle alternatifleriyle sizlere daha farklı fikirler de verecektir. Evet hem iplerimizi değerlendirebiliriz hem de çok güzel ürünler çıkarabiliriz. Evet yeni videolarımızda, yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.